Esselamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif yapacağım. Bizim gerçekten çok sevdiğimiz bir tarif. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada 1,5 su bardağı ılık sütüm var. Bunu kaseye boşaltıyorum. 1 su bardağı ılık su. Bunu da ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker. Yarım yaş maya. Mayam eriyene kadar bu şekilde karıştıracağım. Erimesini sağlayacağım. Çeyrek bardağı su, yağ ilave ediyorum. Ve içerisine yumurtanın akını ilave ediyorum bu şekilde. Ve sarısını üzeri için ayırıyorum. Ve üzerini jelatinle kaplayacağım. Kurumaması için. Tekrar karıştırıyorum böyle. Ve yarım su bardağı unu ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum böyle. Mayamız aktifleşmesi için üzerini kapatıyorum. Şimdi 10 dakika mayamız aktifleşti böyle. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz yoğurmaya başlıyorum. Ne kadar un kullandığımı sizlere söyleyeceğim. Açıklama bölümüne de yazacağım. Şimdi hamurumu 2 dakika kadar yoğurdum. Masaya biraz un serpiyorum. Ve hamurumu masaya alıyorum. Şimdi sayın takipçilerim, hamurumu masamda biraz yoğuracağım. Elde etmek istediğim pürüzsüz ve yumuşak bir hamur. Dakika daha yoğurdum. Toplam 5 dakika yoğurdum. Şimdi çay bardağında kalan yağı az bir şey. Kasenin içerisine aldım ve hamurumu bu şekilde kaseme alıyorum ve mayalanması için üzerini kapatıyorum. Hamurumuz tam bir saat mayalandı. Biliyorsunuz havalar artık soğudu. Biraz daha geç anlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu şöyle bir kaplıyorum. Ve hamurumu masaya alacağım. Hamurumun maya kokusu çıkması için şöyle bir kaplıyorum. Ve hamurumu 3'e böleceğim. Şöyle bir kenara un serpiyorum ve diğer bezeme ikiye bölüyorum. Bu şekilde. Yani bir beze 3'e böldüm. Sonra bir bezenin bir tanesini ikiye böldüm. Bu şekilde 2 tane büyük, 2 tane küçük olmuş oldu. 5 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Bakıyorum, hamurumuz 5 dakika dinlendi. Önce küçük bezelerimden açmaya başlayacağım. Bu şekilde. Biraz un serpiyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu dikdörtgen açtım. Bir kenara alıyorum. Ve diğer yufkamı açmaya başlayacağım. Maşallah. Berekallah. Hamurum aynı sakız gibi olmuş. İki
tane küçük vezeyi dikdörtgen açtım. Şimdi burada oda sıcaklığında tereyağımla yufkamın üzerine her tarafı gelecek şekilde süreceğim. Burada öğütülmüş cevizim var. Bu şekilde yufkamın üzerine serpiyorum. Sonra diğer bezeyi alıyorum ve diğer yufkamın üzerine bu şekilde açıyorum. Bunu da bu şekilde eşit gelecek şekilde açmaya çalışıyorum. Şimdi her tarafa gelecek şekilde tereyağımı sürdüm ve tekrar üzerine cevizi böyle gezdiriyorum. Yufkamı saracağım. Şimdi 3 parmak kalınlığında ve bu şekilde yufkamı kesiyorum. Şöyle bir aparatım var. Bu şekilde yapışmaması için bu şekilde ona batırıyorum ve şöyle sahil tarafçıların tepsine alıyorum. Bezemi açarken kameranın kapalı olduğunu fark ettim. Bu büyük, bu iki tane ufak bezeyi biliyorsunuz açtım. Şimdi bu şey büyük bezeleri açıyorum. Yine de aynı şekilde dikdörtgen açıyorum. Sarıp bir kenara alacağım. Diğer bezeleri açtığım gibi bunu da dikdörtgen açacağım. Dikdörtgeni açtım. Ve diğer bezemi aynı şekilde açacağım. Sizlere geri döneceğim. Bezemi açtım ve üzerine tekrar tereyağı sürüyorum. Her tarafı gelecek şekilde tereyağını sürdüm. Tekrar üzerine ceviz serpiyorum böyle. Bu şekilde. Şimdi diğer bezemi aldım ve bu şekilde açıyorum. Şimdi sahil tarafçılarım yine de her tarafı gelecek şekilde tereyağını sürdüm. Şimdi diğer yufkalarımı sardığım gibi bunu da saracağım. Şimdi sahil tavşilerim
tepsi mayası olmasın için üzerini kapatıyorum. Şimdi tepsi mayasını yaptık bu şekilde. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Çok nazik bir şekilde. Havasını söndürmeden sürüyorum böyle. Şimdi 190 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Sayın tavşilerim, çöreğimiz fırından çıktı. Maşallah, berekallah, subhanallah. Kabarmalara doyamadı. Çörek karşınızda. Gerçekten ben susayım, çöreğim konuşsun. O kadar diyebilirim yani. Mutlaka diyorum, bak ısrarla sizlerin yapmanızı hatta şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, mutlaka bu tarifi yapın diyorum. Şimdi çöreğimi biraz 5 dakika ılımasını bekleyeceğim. Şimdi sayın tavşilerim, çöreğimiz ılıdı. Şimdi sizlere sunum yapacağım. Şimdi çöreğimi kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sayın takipçilerim, çöreğimi test ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Buyurun sayın takipçilerim. İnanın ki bundan daha güzel çörek olamaz. Mutlaka bu tarifi dediğim gibi yapın, deneyin. Hem çıtır çıtır, hem çok lezzetli, hem de puf gibi bu şekilde. Bölmeye kıyamıyorum. Şöyle. Daha ben ne diyebilirim? Beni mutlaka bu tarifi deneyin ve bu lezzeti tadın diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.